Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar ein, eine, kein, keine. Bunun ikincisi arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde buna bir başlangıç yapmıştık, bu ein, eine, kein, keine konusuna. Burada ise ein, eine, kein, keine ile ilgili soru yapılarını ve buna karşılık olan cevapları, olası cevaplarını inceleyelim. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, hatırlayacak olursanız artikeller konusunda görmüştük bunu. Mavi ile neyi kastetmiş oluyorduk? Der artikelini kastetmiş oluyorduk, öyle değil mi? Der Bleistift neydi? Kurşun kalem demekti, öyle değil mi? Der Bleistift, kurşun kalem demek. Şimdi ben bir adet kurşun kalem, bir önceki dersimizde görmüştük bunu. Der için ne yapıyorduk arkadaşlar? Ein diyorduk, öyle değil mi? Bir kurşun kalem, ein Bleistift demek. Şimdi bu bir kurşun kalem midir sorusunu bir inceleyelim, bir görelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ist das ein Bleistift? Bu bir kurşun kalem mi? Bakın, bunun cevabı ne olacak? İki cevabı olabilir, değil mi? İki alternatifimiz var. Birisi evet, diğeri de hayır. Ancak önceki dersimizde soru olarak neyi görmüştük? Was ist das? Bu nedir? Dolayısıyla bir tane cevap vardır. İşte bu bir kurşun kalemdir. Öyle değil mi? Ancak burada eylemle başladığı için bu bir kurşun kalem midir sorusunun yanıtı ya evettir ya da hayır. Öyle değil mi? Şimdi evet olarak inceleyecek olursak, ya evet demek, evet bu bir kurşun kalemdir. Ja, das ist ein Bleistift. Demek ki evet bu bir kurşun kalem. Hayır dersem, bir şey olumsuzlarken önceki dersimizde görmüştük. Ein ne oluyordu arkadaşlar? Kein olarak karşımıza çıkıyordu, öyle değil mi? Olumsuzladığında. Dolayısıyla hayır bu bir kurşun kalem değildir. Ne olacak? Nein, das ist kein Bleistift. Demek ki hayır bu bir kurşun kalem değil. Evet, bu bir kurşun kalem değil. Söz gelimi bu bir dolma kalem diyelim. Dolma kalem neydi arkadaşlar? Der Füller, öyle değil mi? Bunun da artikeli der. Dolayısıyla bu bir dolma kalemdir derken ne diyecekmişiz? Das ist ein Füller. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Demek ki der artikeli olumlu bir şekilde bir adet diyecek olursak ne oluyormuş? Ein Bleistift, değil mi? Bir kurşun kalem. Olumsuz yaptığımızda, ki önceki dersimizde görmüştük bunu, ne oluyordu? Kein oluyordu, der artikeli. Dolayısıyla bu bir kurşun kalem midir sorusu ist das ein Bleistift sorusuymuş. Hayır, düzeltiyorum. Evet, bu bir kurşun kalemdir. Ja, das ist ein Bleistift. Hayır, bu bir kurşun kalem değildir. Nein, das ist kein Bleistift. Bu bir dolma kalem diyelim. Das ist ein Füller. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz arkadaşlar. Şimdi de dilerseniz die artikeli, das artikeli ve çoğulların ne olduğunu görmeden önce bir tekrar yapalım. Hazırsanız doğru telaffuzla tekrarımız bir başlasın. Ist das ein Bleistift? Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Ja, das ist ein Bleistift. Nein, das ist kein Bleistift. Nein, das ist kein Bleistift. Das ist ein Füller. Das ist ein Füller. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sırada Lampe, evet Lampe var. Artikeli ne olabilir arkadaşlar kırmızı ile ifade edildiğine göre? Die, öyle değil mi? Die Lampe. Şimdi ist das eine Lampe sorusunu görüyoruz. Bu bir lamba mıdır? Neden eine Lampe oldu arkadaşlar? Çünkü die ne oluyordu? Eine şeklinde, değil mi? Dönüşmüş oluyordu. Die eine'ye dönüşüyor. Dolayısıyla ist das eine Lampe? Bu bir lamba mı? Değil mi? Evet. Bu bir lamba diyelim. Ja, das ist eine Lampe. Evet, bu bir lamba.
Hayır, bu bir lamba değil dediğimizde, olumsuz olduğunda aynı ne oluyordu? Keine oluyordu. Dolayısıyla hayır bu bir lamba değil derken Nein, das ist keine Lampe demem gerekiyor. Öyle değil mi? Hayır bu bir lamba değil. Söz gelimi bu bir saat diyelim. O durumda ne olacak arkadaşlar? Das ist eine Uhr. Die Uhr. Eine Uhr. Öyle değil mi arkadaşlar? Die Uhr. Eine Uhr. Bu bir lamba. Düzeltiyorum. Bu bir saat. Ne olacak? Das ist eine Uhr demiş olacağız. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki die Lampe neymiş? Lamba. Bir lamba, eine Lampe. Olumsuz yaptığımda keine Lampe oluyor. Peki bunun sorusunu sorduğumda bu bir lamba mıdır? Ist das eine Lampe? Değil mi? Sorusunu soruyorum. Ist das eine Lampe? Evet bu bir lamba. Ja, das ist eine Lampe. Hayır bu bir lamba değil. Nein, das ist keine Lampe demiş oluyoruz. Bu bir saat. Ne diyeceğim o zaman? Das ist eine Uhr. Dilerseniz bu yazmış olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım arkadaşlar. Ist das eine Lampe? Ist das eine Lampe? Ja, das ist eine Lampe. Ja, das ist eine Lampe. Nein, das ist keine Lampe. Nein, das ist keine Lampe. Das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Yeşille ifade edilen Buch, kitap demekti. Neydi acaba yeşil? Yeşil, das artikelini gösteriyordu. Dolayısıyla bu bir kitap mıdır sorusu. Ist das ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Evet bu bir kitaptır cevabını verelim. Ja, das ist ein Buch. Evet bu bir kitaptır. Hayır diyecek olursak, hayır bu bir kitap değildir. Ein ne olacak arkadaşlar? Kein şeklinde ifade edilecek ve hayır, nein. Dolayısıyla nein, das ist kein Buch. Hayır, bu bir kitap değildir. Değil mi? Bu bir defterdir diyeceğiz arkadaşlar. Das Heft, defter demek. Das Heft neymiş? Defter demekmiş. Hayır, bu bir defter diyecek olursak demek ki, düzeltiyorum. Bu bir defterdir diyecek olursak, das ist ein Heft. Demek ki bu bir defterdir. Das ist ein Heft. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı bir üstünden bir geçelim. Demek ki bu bir kitap mıdır sorusunun karşılığı ist das ein Buch sorusuymuş değil mi? Ist das ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Evet bu bir kitaptır derken ja, das ist ein Buch. Evet bu bir kitaptır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ja, das ist ein Buch. Hayır, bu bir kitap değildir. Nein, das ist kein Buch. Hayır, bu bir kitap değildir anlamında. Bu bir defterdir diyecek olursak demek ki das ist ein Heft dememiz gerekiyormuş değil mi? Das ist ein Heft demek ki neymiş? Bu bir defterdir. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ist das ein Buch? Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Ja, das ist ein Buch. Nein, das ist kein Buch. Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Heft. Das ist ein Heft. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sırada sarıyla ifade edilen bir durum değil mi? Bir isim var burada. Sarı ne oluyordu arkadaşlar? Die plural yani çoğul değil mi? Çoğullarda yuvarlak içerisinde aldım arkadaşlar. Demin ne dedik? Ist das şeklinde sorduk öyle değil mi? Çoğullarda sind şeklinde bunu kullanmam gerekiyor. Demek ki ist yerine sind'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla Füller, die Füller çoğul olarak dolma kalem demek. Ancak tekili de gene Füller
Bunun artikeli arkadaşlar der Füller. Demek ki der Füller çoğulda da die Füller olarak karşımıza çıkmış oluyor. Sadece artikel değişimiyle tekil çoğul kavramı değişiyor arkadaşlar. Bu durumda die Füller çoğul anlamda dolma kalemler. Bunlar dolma kalem midir diye çoğul şekilde sorduğumda sind das Füller diye soruyorum. Fark ettiyseniz burada arkadaşlar eine kullanılmıyor. Bu zaten Türkçe mantığına da aykırı, öyle değil mi? Bunlar bir dolma kalemler midir demem, değil mi? Dolayısıyla sind das Füller diye sorarım. Buraya da herhangi bir şey getirmiyorum. Evet, bunlar dolma kalemlerdir diyecek olursak ya das sind Füller diyeceğim. Burada da aynı şekilde eine yok arkadaşlar. Niye? Çünkü bir çoğul durum söz konusu olduğundan ya das sind Füller demiş oluyorum. Peki bunu olumsuzlayacak olursam, yani hayır bunlar dolma kalem değildir diyecek olursam, işte o noktada arkadaşlar keine gelecek. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Nein, das sind keine Füller. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Ya das sind Füller, evet bunlar dolma kalemdir. Hayır bunlar dolma kalem değildir diyecek olursam Nein, das sind keine Füller demiş oluyorum. Bunlar söz gelimi tükenmez kalemdir diyecek olursam das sind Kugelschreiber demem gerekiyor. Burada da herhangi bir eine yok. Kugelschreiber, bunun artikeli tek başına neydi arkadaşlar? Der Kugelschreiber. Bakın burada da die Kugelschreiber şeklinde yorumlandığında çoğul yapmış oluyoruz bunu. Bu durumda ne olmuş oluyor? Tükenmez kalemler demiş oluyoruz. Dolayısıyla das sind Kugelschreiber. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki çoğul olarak sorduğumuzda ne yapmamız gerekiyormuş? Sind'le sormamız gerekiyor. Bunlar dolma kalem midir diye sorduğumda sind das Füller diyecekmişiz, değil mi? Ve burada eine'yi kesinlikle kullanmıyoruz, değil mi? Sind das Füller. Evet bunlar dolma kalemdir derken ya das sind Füller diyeceğim. Bakın burada da gene eine yapısı kullanılmıyor. Ancak olumsuz yaptığımda bu sefer ne olacak? Nein, das sind keine Füller. Hayır, bunlar dolma kalem değildir. Demek ki olumsuzluk, dikkat edin arkadaşlar, hem hayırla olumsuzluk durumunu belirtmiş oluyorum ve keine demeyle ne yapmış oluyorum? Olumsuzluğun altını çizmiş oluyorum, değil mi? Nein, das sind keine Füller. Bunlar tükenmez kalemdir diyecek olursam das sind Kugelschreiber demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hazırsanız sind das Füller, sind das Füller, ja, das sind Füller, ja, das sind Füller, nein, das sind keine Füller, nein, das sind keine Füller. Das sind Kugelschreiber. Das sind Kugelschreiber. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde önceki derste görmüş olduğumuz eine, keine yapılarının soru sorma şeklini ve alternatif cevaplarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.